Arkadaşlar merhaba, amortisör çizimi dersimizin montaj bölümündeyiz. Tüm parçalarımızı çizdik. İsterseniz hemen bakalım. Şimdi şunları şöyle açıyorum. Evet, gördüğünüz gibi böyle karman çorman bir şey oldu. Çünkü hepsini top plane'de çizmiştik. Yani hemen hemen top plane'de oluşturduk ve merkezden itibaren yaptığımız için hepsi aynı merkezli oldu. Şöyle tepeden baktığı zaman merkezler farklı değil. Ve hepsi arkadaşlar komponent. Şimdi buraya kadar tamamsa buradan sonra arkadaşlar işlemlerimize bakalım. Şimdi şunu şöyle bir alalım, bu tarafa atalım. Sen de diyorum gel bu tarafa. Bu da bizim gövdemiz. Bu da böyle olsun. Şimdi arkadaşlar geçmiş öğrendiğimiz yani ders 30 sanırsam 33'ten 40'a kadar öğrendiğimiz konuların hepsinin hani hepsi burada tekrarı olacak. Zaten yaptığımız çizimde de ders ilk 25'e kadar 26'ya kadar yaptığımız konutların tekrarı olmuş oldu. Bence güzel oldu arkadaşlar. Şimdi J'ye basarak veya şuradaki join kısmına basarak işte capture position diyerek bulunduğu konumda birleştirmelerini yapıyorum. Bunu da buraya attım. Evet, verdiğimiz ölçülerde bakın bu oldu. Bunu sanırsam rigidledi. Ben bunu buradan slider yapalım. Evet, slider ile arkadaşlar iç kısmına girdim. Ben bunlara limit ekleyebilirim istersem. Hani ne kadar içeri girecek, ne kadar en fazla dışarı çıkacak. Bunu ayarlayabilirim istersem. Onlara değinmeyeceğim arkadaşlar. Açık konuşalım. Bu da bu şekilde oldu. Şimdi bunu hareket ettiğimizde bu gitmiyor arkadaşlar. Gitmemesinin sebebi aslında şu. Bu ground yani olmadığı için. Onu da daha sonra atayabiliriz. Şimdi şunu da hatta atayalım. Silindir bizim gövdemiz olacak. Bunu ground yapalım. Tamamdır. Şimdi bu böyle kalsın. Bunu hareket ettirelim. Evet, şu an oldu. Daha sonrasında arkadaşlar yine joint diyerek capture position diyorum. Bunu aldım. Bunu da üst tarafına yerleştirdim. Kendisi otomatik olarak yerleştirmiş oldu. Tabii bunu da arkadaşlar bağlayacağız birbirine. Rigidleyeceğiz. Çünkü yay buna bağlı olsun. Tabii tasarımınıza yaptığınız şeye göre de değişir bu. Şimdi ise arkadaşlar bizim şöyle bırakalım. Şuradaki noktayı görecek şekilde ayarlayalım. Yine capture position diyerek bunun dışındaki daireyi seçiyorum. Yani merkez alması açısından. Bu da bunu seçiyorum arkadaşlar. Motion diyerek ne diyelim? Robolet var. Slider var. Cylindrical var. Şimdi cylindrical ne yapıyor arkadaşlar? Hem ileri geri hem de dönerek hareket ediyordu. Bunu anlatmıştık zaten. Şimdi şunu biraz aşağı alalım. Şu parçamız aşağıda kalsın. Evet. Bakın hem yukarı gidiyor hem de dönüyor. Gördüğünüz gibi. Ama şöyle bir sıkıntı var. Bunu arkadaşlar şöyle kaydedelim bu arada. Şimdi ben bunu döndürmeye çalıştığım an tam dönüyor. Çok güzel. Ama yukarı gitmiyor veya aşağı gitmiyor arkadaşlar. Sağa döndürdüğüm zaman yukarı çıksın. Sola döndüğüm zaman aşağı insin şeklinde isteyebilirim. Hatırlarsanız biz bir şeyin yani bir hareketin diğer bir harekete bağlı olmasını istiyorsak motion link kullanıyorduk arkadaşlar. Nerede bunu kullandık? Dişli yapımında kullandık. Burada da arkadaşlar dişlimizi montajlarken kullandığımız motion link'e gelelim. Bir rotational yani bakın zaten tanımında da belli diyor. Diyor ki işte doğrusal ve dersel hareketin birbirine bağlantılı ilişkisini yapıyoruz arkadaşlar. Bunu tanımlıyoruz. Şimdi capture position dedik işte bunu seçtim. Pardon joint seçeceğiz. Yanlış oldu. Hemen jointimiz ne bizim? Cylindrical. Zaten cylindrical jointini seçince o jointe bağlı olan komponentler de görecek. Evet. Bu işte mesafesi ne olsun? Hangi eksende hareket etsin? Link with same joint mesela. Aynı joint eklenme doğrultusunda arkadaşlar bağlı kalsın diyoruz. Mesela animasyon yaptım. Tabi buna şey de ekleyebiliriz. Ters de olabilir. Mesela sen sağa çevirince nasıl gidiyor artık dişlinin yönünü bilemiyoruz. Şimdi sağa çevirince bundan aşağı inmesi lazım. Evet şu an doğru gibi duruyor arkadaşlar. Sola doğru dönüşte bunun. Şöyle bakalım. Yok ters olmuş. Hemen bunu gelelim. Şuradaki reverse olayını kaldıralım. Ve şimdi evet böyle daha düzgün oldu. Şimdi bunu çevirince arkadaşlar veya saat yönünü çevirince aşağı doğru gidiyor. Şimdi dişlimiz arkadaşlar bizim sağ dişli. Sağ helise. Bunu da arkadaşlar bakın bu şekilde motion link'le yapmış oldum. Yani dönüşe bağlı olarak adım ilerliyor arkadaşlar. Ve bunu da bu şekilde yapmış olduk. Hemen şunu da tabii bunun çok fazla aşağı inmemesi için buraya yine limit eklenebilir. Hemen şunu da şöyle kaldıralım. Bunu da şöyle yapalım. İşte buradaki civatayı daha doğrusu ayar somununu gevşeterek veya sıkılaştırarak buradaki bizim pistonumuzun ne kadar sıkılacağını yay tarafına ayarlama yapıyoruz. Tabii ki bu pistonun arkadaşlar şuradaki kısmı motorun
şasesine oturtuluyor. Veya işte burası tekerleklere, burası şasiye oturtuluyor. Tam tersi de olabiliyor. İşte bisikletlerden falan görüyorsunuzdur. İşte ayarlamörsel olarak arkadaşlar bunu yapmış oldu. Ben en başta arkadaşlar şuradaki Surface bölümünde Tools'ta arkadaşlar şunu tıklarsak kendisi kafasına göre bir renk veriyor. Bunu daha farklı farklı görebilmemiz açısından bunu böyle yapmıştım. İleriki derslerimizde biz kaplama yapacağız. Kaplamada buna metalsi görünümler, plastik görünümü gibi görünümler vererek daha gerçekçi olmasını sağlayabiliriz. Umarım güzel ve öğretici bir video olmuştur arkadaşlar. Sonraki videolarımızda yine buna benzer bir tane daha yapmayı düşünüyorum. Ve böylece assembly bölümü yani montaj bölümünü bitirmiş olacağım. Emeklerim karşılığında da bana bir teşekkür etmeyi veya videoları beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Benim diyeceklerim bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.